Öncelikle bu bağlamda Karabük halkımızın, teşkilatlarımızın dua ve desteğini istirham ediyorum. Daha sonra da Allah'ın bize, milletimizin teveccüh, destek ve duasını bahşetmesini Cenab-ı Hak'tan necat ediyorum. Elbette çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmayacağına özellikle teşkilat mensuplarımızın da inandığımı ifade etmek istiyorum. Bu bir yarış, bununla birlikte değerli başkanımızın da söylediği gibi bugün aslında birçok kardeşimiz gönlünden geçen bu aday adaylığını ifade etmek için müracaatta bulunuyor. Ben bu bağlamda hepimizin bir takım arkadaşı olduğunu, bu takımın çok değerli bir elemanı, ferdi olduğunu, hepimizin bilgi ve birikiminin, tecrübesinin, bu teşkilatın başarısı Karabük'te belediye başkanlığını kazanma ve yeni Türkiye'yi inşa ederken yeni Karabük'ü inşa edecek bu kadroların birikiminin de oluşturacağı sinerjinin ne olursa olsun Karabük teşkilatımızı belediye başkanlığını kazanmaya taşıyacağını inandığımı ifade etmek istiyorum. Ve bu bağlamda da tüm diğer adaylarımıza başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. Hepimizin birikimi bu teşkilatımızın enerjisi ve sinerjisi olacaktır. Belediyecilikle ilgili çok uzun konuşmak istemiyorum. Karabük'ü tanıyorum, insanımızı tanıyorum. Yeni Türkiye'de, yeni Karabük'ün inşasında üzerimize bir vazife düşeceği inancıyla bugün buradayız ve adaylık müracaatımızı yapıyoruz. İnşallah netice itibariyle bu yarışta ipi göğüsleyen olup Karabük'e de hizmet etmek istediğimi ifade etmek istiyorum. Uzatmadan bugün burada bizi karşılayan başta il başkanımız olmak üzere, merkez ilçe başkanımız, teşkilat mensuplarımız, sevenlerimiz, dostlarımız olmak üzere, Karabük halkımız olmak üzere ki dün bu kararı açıkladığım günden bu yana telefonlarım susmuyor. Bakamadığım arkadaşlara da şimdiden kusura bakmasınlar, özür diliyorum. Bu teveccühü karşılıksız bırakmayı doğrusu düşünemezdik. İl başkanımıza, merkez ilçe başkanımıza, teşkilatlarımıza ve Karabük halkımıza da çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu bağlamda Karabük halkımızın, teşkilatlarımızın dua ve desteğini istirham ediyorum. Daha sonra da Allah'ın bize, milletimizin teveccüh, destek ve duasını bahşetmesini Cenab-ı Hak'tan necat ediyorum. Elbette çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmayacağına özellikle teşkilat mensuplarımızın da inandığımı ifade etmek istiyorum. Bu bir yarış, bununla birlikte değerli başkanımızın da söylediği gibi bugün aslında birçok kardeşimiz gönlünden geçen bu aday adaylığını ifade etmek için müracaatta bulunuyor. Ben bu bağlamda hepimizin bir takım arkadaşı olduğunu, bu takımın çok değerli bir elemanı, ferdi olduğunu, hepimizin bilgi ve birikiminin, tecrübesinin, bu teşkilatın başarısı Karabük'te belediye başkanlığını kazanma ve yeni Türkiye'yi inşa ederken yeni Karabük'ü inşa edecek bu kadroların birikiminin de oluşturacağı sinerjinin ne olursa olsun Karabük teşkilatımızı belediye başkanlığını kazanmaya taşıyacağını inandığımı ifade etmek istiyorum. Ve bu bağlamda da tüm diğer adaylarımıza başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. Hepimizin birikimi bu teşkilatımızın enerjisi ve sinerjisi olacaktır. Belediyecilikle ilgili çok uzun konuşmak istemiyorum. Karabük'ü tanıyorum, insanımızı tanıyorum. Yeni Türkiye'de, yeni Karabük'ün inşasında üzerimize bir vazife düşeceği inancıyla bugün buradayız ve adaylık müracaatımızı yapıyoruz. İnşallah netice itibariyle bu yarışta ipi göğüsleyen olup Karabük'e de hizmet etmek istediğimi ifade etmek istiyorum. Uzatmadan bugün burada bizi karşılayan başta il başkanımız olmak üzere, merkez ilçe başkanımız, teşkilat mensuplarımız, sevenlerimiz, dostlarımız olmak üzere, Karabük halkımız olmak üzere ki dün bu kararı açıkladığım günden bu yana telefonlarım susmuyor. Bakamadığım arkadaşlara da şimdiden kusura bakmasınlar, özür diliyorum. Bu teveccühü karşılıksız bırakmayı doğrusu düşünemezdik. İl başkanımıza, merkez ilçe başkanımıza, teşkilatlarımıza ve Karabük halkımıza da